Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır demiş. 1. Roman edebiyatımızda ilk defa Tanzimat döneminde görülür. Burada arkadaşlar yazım yanlışlığı çok açık bir şekilde ortadadır. Tanzimat döneminde derken D'yi büyük yazmalıydı. Ardından da döneminin sonrasında gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmalıydı. Çünkü bana Türk Dil Kurumu diyor ki tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar diyor. Tanzimat dönemi de tarihi bir dönem adı olduğu için D büyük harfle başlamalıydı. Burada bir yanlışlık söz konusu. Yani cevabım A olacaktır. İkinci cümleye bakalım. Dünkü yangını ben de gördüm derken yazım yanlışlığı söz konusu değil. 3. Bu cami Mimar Sinan'ın ustalık eserleri arasındadır. Burada da yazım yanlışı söz konusu değil. 4. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan adlı romanı büyük bir başyapıttır. Burada da yazım yanlışı söz konusu değil. Cevabım Adana'dır arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde dünya sözcüğünün yazımı yanlıştır? Biliyoruz ki arkadaşlar dünya, ay ve güneş adları, isimleri gezegen anlamında kullanıldığında büyük harfle başlar idi. 1'e bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki bir günlük hareketi 24 saat sürer. Burada bir problem yok. Gezegen anlamında kullanıldığı için büyük harfle başlamış. 2. Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı ne özlü konuşurlardı diyor. Burada dünya gezegen anlamında kullanılmadığı için küçük harfle başlamış. Problem değil. 3. Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır demiş. Burada dünya gezegen anlamında kullanılmadığı için bir problem yok. Eledim. 4. Doğu dünyası hep cahil bırakılmış halkların yurdudur. Burada arkadaşlar Doğu dünyası derken Doğu insanlarını kastediyor, Doğu toplumlarını kastediyor. Dolayısıyla gezegen anlamında kullanılmamış. Bu yüzden de buradaki D küçük olmalı ve kesme işareti olmamalıydı. Yani 4. cümlede dünyanın yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır. Cevap Denizli. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. ABD'de yapılan bir araştırmada farklı dinozor cinslerine ait 2 dinozor yumurtası fosili içindeki embriyoların diş gelişimi incelenmiş diyor. Burada arkadaşlar kısa çizgiyi gereksiz kullanmış burada. Birincisi bu yanlış. İkincisi de ABD'de derken buraya kesme işareti koyması ve bitişik yazması gerekiyordu. Kesme işaretiyle ayırması lazımdı yani. Burada da bir yanlışlık yapılmış. Diğerlerine bakmama gerek bile yok ama yine de kontrol edelim. Buna göre Proteocaridops cinsine ait embriyonun diş gelişiminin yaklaşık 3 aylık bir süreci gösterdiği belirlenmiş. 3. Hippocrocerus cinsine ait olan embriyonun diş gelişiminin ise yaklaşık 6 aylık bir süreci gösterdiği belirlenmiş. Araştırmacılar dinozor yumurtalarının çatlaması için uzun bir süre gerektiği sonucuna ulaşmışlar. Burada arkadaşlar 2. 3. ve 4. cümlelerde herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değilken 1. cümlede toplamda 2 tane yazım yanlışı var. Dolayısıyla cevabım Adana'dır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde D, mi, ki'nin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır diyor. Bakalım. 1. Yüksek dağlar ve kutup bölgeleri yıl boyunca çok soğuk olur. Burada herhangi bir yanlışlık yok bunlarla ilgili. 2. Buralar çoğunlukla karla kaplıdır ve üstelik her yağan kar bir önceki kar tabakasının üzerinde birikir. Burada D bulunma hale gelir. Dolayısıyla doğru yazılmıştır. Bir yanlışlık yok. 3. Kar tabakaları zaman içinde o kadar sıkışır ki içlerinde neredeyse hiç hava kalmaz. Burada arkadaşlar ki'yi yanlış yazmış. Bağlaç olan ki'yi ayrı yazması gerekirdi. Dolayısıyla cevabım C olacak. 4'e de bakalım. Sonunda da tıpkı bir kaya gibi sertleşir ve buzullar oluşur. Burada birinci dağ bulunma haleki olan dağ bitişik yazılmalı. Doğru. İkincisi de bağlaç olduğu için ayrı yazılmıştır. Herhangi bir sorun yok 4'te de. Yani cevabım C şıkkı arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. 1. Dünyada bulunan buzulların çoğu Güney Kutup bölgesindeki Antarktika'da ve Kuzey Kutup bölgesindeki Grönland'dadır diyor. Burada yazım yanlışı yok. Her şey doğru kullanılmış, doğru yazılmış. 2. Buzullar geçmişteki iklim koşullarına ilişkin pek çok bilgi sağlar. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Eledim. 3. Buzullardan alınan örneklerde yanardağ patlamalarından savrulan küllerin kalıntıları da bulunabilir. Gördüğünüz gibi da'yı biraz boşluk bırakarak okudum arkadaşlar. Çünkü buradaki da bir bağlaç arkadaşlar. Bitişik yazamam, ayrı yazılması lazım. Dolayısıyla 3. cümlede yazım yanlışı var. Cevabım C. Ama 4. cümleyi de okuyalım. İçimiz rahatlasın. 4. Buz örneğinde dikkat çeken siyah renkli bölümler Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Grönland'ın güneydoğusunda yer alan İzlanda'da 1996 ve 1998 yıllarında patlayan iki farklı yanardağın küllerine aittir. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı sadece C şıkkındaki 3. cümlede vardır. Cevap Ceyhan. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde D'nin yazımı yanlıştır? Başlayalım, birden okumaya başlayalım. 1. İnuitler eski zamanlardan beri barınak yapmak için farklı malzemeler kullanmışlardır. Burada yok arkadaşlar, yazım yanlışı. Dan eki var zaten. D daha yok. 2. Yazları hayvan derisinden yaptıkları çadırlarda ya da deniz kıyısından topladıkları tahta parçalarından, taşlardan ve hayvan kemiklerinden yaptıkları kulübelerde yaşamışlardır. Burada arkadaşlar ya da bağlacı yanlış yazılmış. Ya da her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı söz konusu D'nin yazımıyla ilgili. 3'e bakalım. Kışları ise iglo adı verilen kardan yapılmış evlerde barınmışlar. Burada D bulunma haleki olduğu için bitişik yazılmalı, doğru. 3'te de yanlışlık yok. 4. Bu evler Grönland'ın bazı bölgelerinde hala kullanılıyor. Yine buradaki D eki bulunma haleki olduğu için bitişik yazılmalı, doğru yazılmış. Yanlışlık sadece 2. cümlede var. Bu da beni Bursa'ya götürüyor. Cevap B.